Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi ile dünya şampiyonluk maçlarını oynamadan önce bir söz söylemişti. Ve bu söz ikon haline gelmişti. Ne demişti? O benim gelmiş geçmiş en iyi oyun sonu oyuncusu olduğumu bilmiyor mu? Demişti ve bu söz çok konuşulmuştu ve sürekli de yayınlarda birçok satranç sever tarafından dile getirilmişti. Hatta benim öğrencilerim bile bu sözleri tekrar edip oyun sonlarını o şekilde oynuyorlardı. Ve bakalım gerçekten öyle mi? Magnus Carlsen gerçekten de gelmiş geçmiş en iyi oyun sonu oyuncusu mu? Bu sözünü ispatlamaya yarayacak bir maçı var ki Magnus Carlsen'in gerçekten de oyun sonunu belki de Stockfish'ten çok daha iyi oynadı diyebilirim. Maçı analiz ederken baktım gerçekten de Stockfish bir hamle öneriyordu. O hamleyi yapmayıp Magnus'un yaptığı hamleyi yapıp hamleyi geri alıyordu. Ve gerçekten de Magnus Carlsen'in yaptığı hamleyi sonradan önermeye başlıyordu Stockfish. Ve gerçekten de Stockfish'ten çok daha iyi oynadığı bir oyun sonu olabilir bu maç. Beyazlarda Magnus Carlsen vardı. Siyahlarda Maxim Machelagraf vardı. 2015 yılında oynanmış bir oyun arkadaşlar. Sinkfield, onun da ismini tam söyleyemiyorum ama Sinkfield Cup'ta oynanmış bir oyundu. Ve Magnus Carlsen beyazlarda at F3 hamlesiyle maça başladı. Sizler de arkadaşlar bizlere destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki abone tuşuna basmayı unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin ve hayatımız satranç Instagram sayfamızda takip edebilirsiniz. Siyahlara F6 yanıt verdi. C4 hamlesinden sonra G6, G3, fil G7, fil G2 hamlesi. C5 piyon sürüşünden sonra ise beyazlar merkezi açmak için D4 piyon sürüşünü yapıyor. C alır D4, at alır D4 hamlelerinden sonra ise siyahlar önce rokunu yaptı. Beyazlar at C3 gelişiminden sonra ise vezir C7 hamlesiyle C4 piyona bir bakış attı. Siyahlar Maxim Machelagraf C4'ü almak istiyor. Burada Stockfish'in önerisi vezir D3 koru bakalım piyonu diyor ama hayır diyor, beyazlar da Magnus karşı saldırı yapacak. At D5 hamlesiyle diyor ki sen benim piyonumu alırsan ben de at alır E7 hamlesini yaparım. Hay hay dedi Maxim Machelagraf. Vezir alır C4'ten sonra at alır E7. Şah kaçtıktan sonra çok kritik bir hamle geliyor arkadaşlar. Oyunda gidişatı, oyun ortasını ve oyun sonunu etkileyecek, kelebek etkisi yapabilecek bir hamle. At alır C8. Şimdi niye? Ne var ki burada? Arkadaşlar beyazlarda Magnus ata karşı fil değişiyor. Bu çok önemli. At alır C8 ve düzeltiyorum. Kale alır C8 hamlesinden sonra ise şimdi Magnus rokunu yaptı. At C6 gelişiminden sonra ise tabii ki de siyahlar almak istemeyecek arkadaşlar. Ama bir yandan da beyaz ata bir saldırı söz konusu. O yüzden fil E3'te koruması en doğru hamle. Fil E3 hamlesinden sonra at G4, o file bir baskı söz konusu şu an için. At C2, sen alırsan ben de atla alıp düzeltiyorum. Atla alıp seni yine yapamadım. Atla alıp seni rahatsız edeceğim diyor Magnus. At alır E3, at alır E3, ver veziri. Vezir E6'ya kaçtıktan sonra ise at D5 hamlesi geliyor. At C7'den çatal istiyor. Fil alır B2, diyor ki sen eğer çatal yaparsan vezirimi kaçarım. Sen kaleni alırsan ben de kalem alırım diyor. Sıkıntı yok. Burada arkadaşlar, bu arada bir saniye arkadaşlar, hazırlıksız yakalandım. Laptopun şarjı bitiyor. Evet, ilk defa bir videoda şarja takıyoruz arkadaşlar bilgisayarımızı. Son olarak arkadaşlar fil alır B2 yapmıştı siyahlar. Burada at F4 hamlesi beyazlarda Magnus'a önerilen hamle. Hani diyor ki at F4'ünü yap kardeşim. Rakip vezir F6 kaçtıktan sonra kale B1'ini yap kardeşim. Tabii ki fili alamıyorsun çünkü vezir tutuyor. Ama yine de fil açmaz da fili herhangi bir şekilde oynayamıyor. Oynarsa kale alır B7 düşecek. O yüzden siyahlar kale A'dan B8 yapacak ve at D5 hamlesiyle birlikte siyahlar için çok daha sağlam bir konum olacağını söylüyor Stockfish. Ama burada arkadaşlar at F4 hamlesi yapılmadı Magnus tarafından ve kale B1 hamlesi yapıldı. Küçük bir hata. Az önce eğer at F4 yapsaydı beyazlar avantajlı ve hafif üstün duruma geçecekti. Ama kale B1 hamlesiyle oyun tamamen eşit oldu. Fil E5 geri kaçtıktan sonra kale alır B7. Az önce vermiş olduğu B2 piyonunu şimdi B7'den geri aldı Magnus Carlsen. Kale A'dan B8, artık kırışacaksınız, yapacak çok fazla bir şey yok. Kale alır B8. Kale alır B8 hamlelerinden sonra ise şimdi E3 hamlesiyle yanıt veriyor. Magnus Carlsen herhangi bir şekilde atın D4'a gelmesini istemiyor. Hem de siyah filin en azından iki ayağını kırma noktası yapılmış bir hamle. Kale B2 ikinci yataya çok fena indi. Kale aynı zamanda A2 piyonu da istediği için beyazlar da Magnus A4 sürdü. At E7, gel şu merkezdeki atları değişelim. Kolay kolay geçit yok diyor.
Çünkü atları kırışması durumunda arkadaşlar yine file fil kalacak. Diyor ki ben oyun sonuna fille gitmek istiyorum diyor Magnus Carlsen. O yüzden at F4 oynuyor. Siyahlar fil alır F4 alıyor. E alır F4 hamlesinden sonra ise bir konumu inceleyelim arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş oyun sonuna geçiyoruz. Magnus Carlsen de demişti o benim gelmiş geçmiş en iyi oyun sonu oyuncusu olduğumu bilmiyor mu demişti. Arkadaşlar ilk gözümüze çarpan tabii ki D7 piyonun zayıflığı. D7 piyon çok sırıtıyor. Çünkü karşıda olmayan bir piyon. Yani mesela bu siyah piyonun karşıda bir beyaz piyon var. Zayıflığa zayıflık diyebiliriz. Ama D7 piyonun önü açık. Herhangi bir şekilde fil, kale ya da vezir tarafından tehdit edildiği zaman siyahlar bu piyonu korumakta zorlanacak. En azından bu piyonu korumak için taşlarını doğru yerlere koyamayacak. O yüzden D7 piyon zayıf diyebiliriz. Tabii ki beyazların da gözümüze çarpan zayıflığı F hattındaki duble piyon yapısı diyebiliriz. Aynı zamanda siyahların ikinci yatağa inmiş çok kuvvetli bir kalesi varken F1 kalesinin kötü konumda olduğunu söyleyebiliriz. Ama en önemli üstünlük belki de beyazda. Çünkü beyazın bir tane filine karşı siyahın atı var. Çok önemli bir sorudur. At mı üstün, fil mi üstün? Arkadaşlar eğer her iki kanatta da piyon yapısı varsa fil daha üstündür ama tek kanatta bir piyon yapısı varsa atın üstün olduğunu söyleyebiliriz. Burada siyahlar vezir B6 hamlesi çok güzel bir hamle. F2 piyonuna bir bakış attı. Ne demek bu? Kale burada kalacak demek. Kale F2'yi korumak zorunda demek. Ve kalenin mesela atıyorum burada E1 hamlesi söz konusu bile değil. Çünkü bu durumda 2 hamlede mat var. Vezir alır F2'ye. Şah kaçtıktan sonra da vezir alır G2 matı var. O yüzden kale E1 gibi güçlü hamleyi şu anda beyazlara yaptırmayan bir hamle. Vezir B6. Tabii ki de bu hamleyle birlikte şunu da dile getirebiliriz. Ya iyi de hocam vezir E6'da D7'yi koruyordu. Şimdi vezir B6 oynadı. D7 boşta kalmadı mı? Evet boşta kaldı ama Maxim Vachelagrau da farkında bu D7 piyonu zaten korunası bir piyon değil. O yüzden o piyonu verip taşlarını aktif yerlere koymayı tercih etti. Ama Magnus da hemen almıyor. A5 piyon sürüşüyle veziri tehdit ediyor. Bu mu tehdit hocam? Vezir alır A5 var. Yok ki. Çünkü vezirin tek görevi o değil. Kaleyi de koruyor. Eğer vezir A5 yaparsa vezir D4 ver şahı ver kaleyi ve siyahların kalesi düşüyor. O yüzden de vezir alır A5 söz konusu dahi değil. O yüzden vezir C5 oynuyor. Hem nereyi tuttu arkadaşlar? D4 karesi tuttu. Vezir D4 gibi bir hamle söz konusu bile değil. Şimdi artık Magnus vezir alır D7 yaptı ve bir piyon öne geçmiş oldu. Kale A2 hamlesiyle piyona bir baskı söz konusu. Buna da yine çok güzel bir hamle geliyor. Vezir D3 hamlesi. Şimdi arkadaşlar bu vezir D3 hamlesi birlikte A4'ü düzeltiyorum. A5'i bırakmadı mı beyazlar? Evet bıraktı gibi görünüyor ama diyor ki eğer diyor zaten sen herhangi bir şekilde vezir alırsan merkezdeki vezir hakimiyetini bitirmiş oldun ve benim çok ciddi hücum fırsatlarım var. D4'lerden falan filan geleceğim ve hatta burada yani çok çok daha üstün olacak beyazlar. Kaleyi de alması durumunda zaten ikinci yataydan kalesini çekmiş olacağı için artık kale devreye girebilecek. O yüzden dolayı burada herhangi bir şekilde kale alır A5 hamlesi yapılırsa vezir E2 F2'yi tutacak. Daha sonra da kalesini D1'den aktifleştirmiş olacak. Beyazlar oyun sonunda piyon yerine taş aktifliğine, taş virgül aktifliğine yanlış anlaşılmasın çok daha önem veriyor. Bunu gören siyahlar da zaten kale alır A5 almadı Lagral. Ne yaptı? Şah G7 oynadı. Dedi ki sen taşları doğru yerlere koyarsan ben de koyarım almayacağım dedi. Ama buna da inanılmaz bir cevap var. A6 arkadaşlar. İşte o A6 piyonu var ya o A6 piyonu. A6 piyonu beyazlara maçı kazandıracak. Çok tehlikeli bir ilerlemiş piyon. Çünkü birazdan neler olacak neler. Siyahlar da Lagrav H5 oynayarak çünkü hamlesi yok. Kalesi doğru yerde, veziri doğru yerde, atı nerede olacak başka? O yüzden H5 oynamayı tercih etti. Fil B7 piyonunu koruyor gibi görünüyor ama aslında piyonu korumak için gelmiş bir fil değil. At F5 hamlesinden sonra vezir E4 oynanıyor. Taşlarını en doğru yerlere koymaya çalışıyor beyazlar. At D6 ver veziri ver fil hamlesinden sonra vezir B1'e geldi. Dedi ki sen benim filmi alırsan ben de senin kaleni alırım dedi. Burada siyahların en doğru hamlesi vezir C4 hamlesiymiş ama kale D2 oynamayı tercih etti. Siyahla Beragrav. Vezir A1'e şah. Şah G8'den sonra ise fil tekrar eski yere döndü G2'ye. Beyazlar halinden memnun. Beyazlar taşlarından memnun. Siyahlar da aslında taşlarından memnun ama siyahların bir problemi var. At. Ata karşı fil sıkıntısı var siyahların. O yüzden hafif bir beyaz üstünlüğü var diyebiliriz. Ama ne diyordu Magnus Carlsen? Hafif üstün oyun sonu kazanılır.
Çünkü o kendisini gelmiş geçmiş en iyi oyun sonu oyuncusu olarak görüyor. At F5 hamlesinden sonra vezir E5, birazdan vezir B8'ler istendi. Vezir alır E5, o yüzden kırışmak zorunlu gibi bir şey. Ve bu hamleyle birlikte aslında beyazlar F alır E5'te bir sorunu da çözmüş oldu. Hangi sorunu çözmüş oldu? Tabii ki de F hattındaki duble piyon sorununu oyun sonunda çözmüş oldu. Aynı zamanda vezirleri de takasladı arkadaşlar. Vezirleri takaslamak da aslında beyazların işine yarıyor. Çünkü niçin? İlerlemiş bir beyaz piyon. Şimdi bu piyon beyaz karede olduğu için, fil de beyaz karelere gidebildiği için çok ciddi bir avantajı var beyazların. Kaleye iki piyonu istiyor ama diyor ki al o piyon senin olsun, kale B1 oynuyor. Çünkü arkadaşlar ya zaten dubleydi bu piyon, problem değil. Alırsam piyonu ben kale B7'den zaten bu piyonu geri alırım diye düşünüyor. Kale alır E5, kale B7. Burada siyahlara önerilen hamle kale E7. Ona da baktım arkadaşlar. Siyahlar kale E7 ile piyonu tutmamış. Peki kale E7 oynasaydı ne olacaktı? Bir de ona bakalım. Kale E7 oynamış olsaydı fil H3 gelecekti. Tabii ki şimdi burada kaleyi almak mümkün değil. Çünkü piyonu tutamıyorsunuz. O nedenden dolayı kale alır B7 yapmayacaktı zaten. Şah G7 hamlesinden sonra fil alır F5. Önce bir kale E1 şah. Şah kaçtıktan sonra, çünkü arkadaşlar doğrudan doğruya alınamıyor. Eğer alırsanız kaleniz düşüyor. Savunmacının ortadan kaldırması, at yok çünkü artık. O yüzden kale E1 zorunluydu. Şah G2'den sonra şimdi G alır F5 ve kale alır A7 hamlesiyle bir bakın bakalım sizce kim üstün? Allah aşkına siyahların piyon yapısına bakın. Aynı zamanda beyazların bir piyon üstün olduğuna bakın. Beyaz kalenin konumuna bakın. Siyah kalenin konumuna bakın. Tabii ki bu durumda beyazlar çok üstün olacaktı. O yüzden herhalde bunu oynamak istemedi. Önerilen hamle kale E7 olmasına rağmen gitti. Kale E1 şah hamlesi yaptı. Fil kapatınca tekrar kaleyi E7 öneriyor. Ama H4 oynadı. Hatalı bir hamle artık. Çünkü Lagrange da bir şeyler deneyecek artık arkadaşlar. Kale alır A7 ile piyon kazancını yaptı Magnus Carlsen. H3 piyon sürüşüyle sıkışık bir konum bırakmaya çalışıyor. Beyazlara kale D7 hamlesinden sonra ise artık piyon sürülecek. Çok tehlikeli. O yüzden eğer kale A1 hamlesi yapılmasaydı piyonu sürecekti ve artık kale A1 önemli olmayacaktı. Çünkü şah ve akabinde vezir çıkacaktı. O yüzden kale A1 zorunlu bir hamle. Burada aslında A7 piyonu sürülebiliyordu arkadaşlar ama sürmemiş. Magnus G4 sürmüş. Hatalı bir hamle ama iyinin kötüsü diyelim yani. Yine üstün. At H4'e kaçtıktan sonra kale D3 piyonu istiyor. At G2 hamlesinden sonra ise kale alır H3. Şimdi at istek altında. At tabii ki hem kaçıp hem kaleyi istedi. Kale F3'le ver atı. G5 piyon sürüşünden sonra ise kale B3. Ve bilin bakalım arkadaşlar siyahlar ne yaptı? Var mı tahmininiz? Ben size söyleyeyim. Siyahlar terk etti. Aa niye terk etti ya? Lagrange niye terk ediyor? Oynanır abi. Bu konum oynanır abi. Oynanmaz abi. Çünkü siyahlara önerilen stopfiş hamlesi at E6'ydı. Yani o at gerçekten ya oyun sonunda dikkat ediyor musunuz? At işkence çekti yani. At yani hiçbir halta yaramayan bir eşek oldu yani. Tam bir eşek. F3 piyon sürüşü tabii ki artık piyonu da oynayacak. Ve şaha da aslında bir etkiden kaçış alanı açmış olacak. At C5 ver kaleyi ver piyonu ama kale C3 hamlesinden sonra at alamıyor arkadaşlar bu piyonu. Çünkü eğer at alır A6 yaparsanız kale C8 önce şah. Şah kaçtıktan sonra kale A8 at açmazdadır. Aynı zamanda fil tarafından da at tehdit için at düşmüştür. E atı olmayan bir süvari ne yapsın? Yayan neler yapsın? Pek bir şey yapamayacağı için bu konumu gören Maxim Vachelagrave hiç bunları oynamadı. Bu kale B3 hamlesinden sonra at E6 varyantını gördü, hesapladı. Bu nedenden dolayı da doğrudan doğruya terk etti. Gerçekten şunu söyleyebiliriz Magnus için. Bu oyunda oyun sonunda özellikle 22. hamleden sonra arkadaşlar ya 43 hamle sürdü. 22, 21 hamle boyunca bir tane boş hamlesi yok. Bir tane mantıksız hamlesi yok. Yani dibine kadar teorik oynadı ve gerçekten de oyun sonu olarak şu oyun sonu Stockfish'ten çok daha iyi oynandı diyebiliriz. Yani belki de 22. Hamleden itibaren bir tarafı Stockfish'i bir tarafı Magnus koysaydık belki de Magnus kazanacaktı. Yani ya bu biraz belki bazıları da öyle söylüyor. Allah ne abartıyorsunuz Magnus'u şöyle böyle. Arkadaşlar Magnus'u da abartalım be. Zamanında Kasparov'lar, Karpov'lar ne abartıldı be. Bu adam bunu hak etmiyor. Tamam şu anda belki performans olarak ya da bazı yani sözleri nedeniyle eleştiriliyor olabilir. Performansı çok üst. Bir 5 sene öncesine kadar ki performansı belki yok. Ama arkadaşlar Magnus çıtayı yükseltiyor. Bir de oradan bakalım.
Şu anda diğer oyuncuların hepsi Magnus'u çıta olarak kabul ediyor. Ve onun üstüne çıkmak için mücadele veriyorlar. Belki bir Magnus Carlsen olmasaydı satranç bu kadar gelişmeyecekti. Satrançla alakalı açılışlar vesaireler, oyunlar bu kadar gelişmeyecekti belki. Bir de o açıdan bakalım. O yüzden ben Magnus Carlsen'in gerçekten dünya satrancına çok şey kattığını ve kendisinin de çok çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de her türlü abartıya da layık olduğunu düşünüyorum. Layık demişken ı'yı çıkaralım, like diyelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hemen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hazır elinizdeymişken hemen yanında da bir abone ol tuşu var. O abone ol tuşuna basarak bizlere destek verebilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızı da takip ederek güncel duygulardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yönlerinden olmanız bir dile. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.